Kadro kulağı yamulduğunda ne oluyor? Kadro kulağı yamulduğunda arkadaşlar düzeltmeniz gerekiyor. Eğer düzeltmezseniz ne olur? Kadro Şimdi kulağının bakalım. yamulmasının ya da kırılmasının bir diğer sebebi ise vites ayarsızlığıdır arkadaşlar. Kadro kulağının evet. yamulmasının kırılmasının bir diğer sebebi de arkadaşlar aslında dış etkenlerden kaynaklanıyor. Bir arkadaşımızın başına gelmişti. Alpay arkadaşımızın. E, çok komik aslında. Şöyle oluyor. Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz kadro kulağı. Kadro kulağı nedir? Kadro kulağı niçin yamulur? Kadro kulağı yamulduğunda niçin düzeltmemiz gerekiyor? Kadro kulağının fiyatı nedir? Kadro kulağını kırmamak ya da eğmemek için neler yapmamız gerekiyor? Bugün arkadaşlar detaylıca kadro kulağı hakkında her şeyi paylaşacağım. Şimdi isterseniz gelin videomuza başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar kadro kulağı nedir? Kadro kulağı arka attırıcıyla bisikletin kadrosunun arasında bir bağlantı görevi gören bir parça arkadaşlar. Aslında çok basit bir parça gibi gözükse de önemli bir parçadır. Mesela elimde bir kadro kulağı var. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Size farklı tipte kadro kulakları göstereyim. Şu iki noktadan bağlantılı. Şu bir noktadan bağlantılı. Her bisikletin kadro kulağı aynı mı? Maalesef arkadaşlar her bisikletin kadro kulağı farklı. Ha şöyle söyleyelim yani her bisiklet derken belki bazı modeller tutabiliyor ama genel anlamda kadro tasarımı farklı olduğu için kadro kulakları da genelde farklı oluyor. Bir de şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın elimde bir arka attırıcı var. Arada bağlantısı. Bakın tek vida ile buradan bağlanıyor. Alyan vida bu bölümde kadroya bağlanıyor. Aslında bu kadro kulağının kırılması iyidir arkadaşlar. Şöyle açıklayalım. Vites sistemi zarar gördüğünde ya da bir çarpma bir darbe durumunda kadronun bakın kadronun hasar görmemesi için yapılmıştır. Aynı zamanda attırıcının da zarar görmesini engellemek için yapılıyor. Kullanılan alaşım bir madde yani alüminyum arkadaşlar eğilmesi lazım. Zorladığınızda biraz bükülmesi lazım. Eğer eğilmezse bükülmezse zaten kadro zarar görebiliyor. Attırıcınız zarar görebiliyor. Mesela karşımda bir karbon kadro bisiklet var arkadaşlar. Çok sağlam bir malzemeden yapılsa kadronun şu bölümden kırıldığını düşünelim. Arkadaşlar çok maliyetli en az 10.000 TL. Şimdi aşağıda aktarıcımız var. Aktarıcımız zarar görürse arkadaşlar şu da 1000 TL. Şu anda sadece aktarıcı 1000 TL. Onun için esneyebilen bir maddeden yapıyorlar. Genellikle alaşım alüminyum oluyor. Tabi bunlar da kendi aralarında kalitesi vardır illaki de. Ama esnemesi normal arkadaşlar. Yani kırılması e, özellikle bunun için kırılıyor. Hem kadronuzu hem de aktarıcınızı korumuş oluyor. Size bir de çatlamış ve Kırılmış kadro kulaklarını da göstereyim. Yamulmuş. Bakın. Şuradan görüldüğü gibi çatlamış. Duruşuna da şöyle bakalım. Yamuk. Yine bir başka kadro kulağı. Bakın. Alt bağlantı yerinden kırılmış. 35 TL ile 150-350 TL aralığında değişiyor. Özellikle Avrupa bisikletlerin kadro kulakları daha pahalı oluyor. Videonun başında da söylemiştim. Model model değişiyor. Bazen ulaşabilmek gerçekten çok zor. Diyelim ki şöyle bir kadro kulağımız var. Birazcık eğildi. Arkadaşlar hafif eğilmede sıkıntı olmuyor. Eğer çok eğilirse e, düzeltirken kırabiliyoruz. Ya da çok eğildiyse e, artık o ne diyelim e, ömrünün yarısını tamamlamış diyelim. yani Biraz zorladığınızda belki düzelir ama herhangi bir zorlamada çok çabuk çatlayıp kırılabilir. Haberiniz olsun. Diyelim ki kadro kulağımız biraz yamuldu. İçeriye doğru yamuldu. Şöyle anlatayım. Mesela şöyle bir bağlantısı olsun. Ee şöyle yandan içeriye doğru birazcık yamuldu. Onu nasıl düzeltebiliriz? Hemen size onu göstereyim. Normalde bunu düzeltmek için arkadaşlar kadro kulağı düzeltme aletleri bulunuyor. Şöyle fotoğrafını atayım. Biraz pahalı. 450-600 TL civarında fiyatları. Profesyonel düşünüyorsanız onları kullanmanızı tavsiye ederim. Ama basit bir şekilde kendinizde düzeltebilirsiniz. ha Çok yamulduysa zaten arkadaşlar zorladığınızda büyük bir ihtimal elinizde kalacaktır. Mesela diyelim ki birazcık yamuldu. Şu şekilde tutarak şöyle kendinize doğru attırıcıyı şöyle tutarak kendinize doğru çekerek düzeltebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi eğer çok yamulduysa büyük bir ihtimal çatlamıştır büyük bir ihtimal elinizde kalabilir. Ama az bir yamukluk varsa şöyle tutarak kendinize doğru esneterek düzeltebiliyorsunuz. Özellikle üst seviye bisikletlerde kadro kulağı yamulduysa vites ayarı tutturmanız imkansızdır. Hatta kendisi arkadaşlar dişler arasında gezer. Böyle diyelim ki 5-6-6-7 böyle gezer. Kadro kulağı yamulduğunda ne oluyor? Kadro kulağı yamulduğunda arkadaşlar düzeltmeniz gerekiyor. Eğer düzeltmezseniz ne olur? Şimdi adım adım onu anlatayım. Bir kere kadro kulağı yamuksa arkadaşlar vites ayarınız tutmaz. Zincir şu şekilde ileri geri hareket eder. Yani şöyle söyleyeyim vites kendisi gezer. 5-6-6-7 daha yeni de söylemiştim. Vites geçişlerinde sorunlar yaşarsınız. Hemen geçmeyebilir. Eğer içeri doğru yamulduysa düzeltmezseniz arkadaşlar e, attırıcımız janta girer. Janta girdiğinde ne oluyor? Zaten bu attırıcı büyük bir ihtimal parçalanabilir. E aynı zamanda jant telleriniz de parçalanabilir. Eğer hızlı gidiyorsanız siz de düşebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki kadro kulağımız içeriye doğru yamuldu. Şu bağlantıda. Şu anda vitesimiz birde arkadaşlar. Bakın. Attırıcımızın bacağı jant tellerine çok yakın. Eğer arkadaşlar bakın buradan içeriye doğru biraz kıvrıldığı an ne oluyor? Bu arkadaşlar bacak şu jant miline değiyor ve siz hareket halinde pedalı çevirdiğiniz an bu ya buradan kopar buraya değdiği için içeri girdiği için ya da bunu yamultur. En fazla karşılaştığımız bu arkadaşlar. Yani birinci vitese geçiş anında zincirin ruble ile jant arasına girmesi, jant millerinin içine girmesi ve bunu da peşinde sürüklemesi. İşte kadro kulağı yamulursa eğer düzeltmezseniz özellikle birinci vites geçişlerinde arkadaşlar e, içeriye girer ve attırıcınız bu hali alır. Hem jant milleriniz zarar görebilir hem attırıcınız gider hem de kadro kulağınız parçalanır. Yani bir taşla üç kuş üç yerden zarar görüyor. Kadro kulağının yamulmasının ya da kırılmasının bir diğer sebebi ise vites ayarsızlığıdır arkadaşlar. Özellikle düşük viteste birinci vitese aldığınızda attırıcıdaki vites sınırlama vidaları ayarsızdır. Yani siz biri atarsınız ama ayarsız olduğu için jant teli ile ruble arasına zincir girer. İşte o esnada da kadro kulağı yamulabilir ya da kırılabilir. Yani bisikletinizdeki vites ayarı da çok önemli. Kadro kulan yamulmasının kırılmasının bir diğer sebebi de arkadaşlar aslında dış etkenlerden kaynaklanıyor bir arkadaşımızın başına gelmişti Alpay arkadaşımızın e, çok komik aslında şöyle oluyor siz hızlı bir şekilde giderken rüzgar çıkıyor arkadaşlar e, rüzgar yandan bir poşeti alıyor şöyle şu kesime getiriyor bu kesimde arkadaşlar çarklar var dönüyor biliyorsunuz eğer poşeti içine doğru çarklar çekerse poşet bu çarkın içine giriyor arkadaşlar artık alt ya da üst fark etmez bu esnada kitleme yapıyor kitleme yaptığında zincir ne yapıyor arkadaşlar? Bakın şu hareketi yapamıyor. Artık ne yapıyor? Kitlendiği için attırıcıyı artık şöyle birden çekiyor arkadaşlar. Çektiği zaman ne olacak? Buradan birden bir etkiyle birlikte kadro kulağınız kırılabiliyor, yamulabiliyor. Yani bir diğer etken de bu şekilde dış etkenlerden kaynaklanıyor. Peki kadro kulağı kırığı nasıl önlenebilir? Şimdi bir kere doğru vites atmanız lazım arkadaşlar. Vitesleri böyle çat 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 değil de sıralamaya göre atmanız lazım. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 neyse artık vites sayısı kaçsa bunda mesela 11. E birden çat diye değil de tek tek atmanız gerekiyor. Bir de çapraz vites kullanımı elinizden geldiğince yapmayın arkadaşlar. Bu şekilde de aktarıcıyı ve zinciri çokça zorlamış oluyorsunuz. Bisiklet arkadaşlar dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle bakın sağ düşüşlerde e, ee bu aktarıcı eğer dışarıda duruyorsa sağa düştüğünüz an buradan bir darbe alacak. Bakın sağa düştüğünüz an buradan bir darbe alacak. Darbeyi aldıktan sonra ne olacak arkadaşlar? Buradaki kadro kulağı bağlantımız ne olacak? İlla de yamulacak. Siz bunu fark etmeyebilirsiniz. Eğer fark etmediğiniz zaman hareket halindeyken bisikleti birinci vitese aldığınız zaman işte o dediğimiz aktarıcının jant millerine girme olayı gerçekleşiyor. Maalesef o zaman çokça masraf çıkıyor. Bir diğer sebepse arkadaşlar merdivenden inerken gerçekleşiyor. Özellikle genç arkadaşlarımız bunu çok yapıyorlar. Merdivenden inerken arkadaşlar şöyle bir sallım hareketi yapıyor. Bu sallım hareketi esnasında arkadaşlar zincir bu çarkı bazen bulamayabiliyor. Bulamadığı zaman bu artık şu gidişe engelleniyor. Bu bir halat gibi düşünün. Bunu attırıcıyı buradan birden bu şekilde ileriye doğru çekiyor. Çektiği anda ne oluyor? Artık dediğimiz olay gerçekleşecek ve kadro kulağı kopacak ya da işte attırıcının zarar görecek. Bir de arkadaşlar kadro kulağının bağlantı vidaları var. E, o bağlantı vidaları da gevşediği zaman e, herhangi bir şekilde zarar görebilir. Niye? Çünkü arkadaşlar oynak bir mekanizmadan bahsediyoruz. Bakın şuranın oynadığını düşünürseniz ne olacak? Attırıcı da oynayacak. Attırıcı oynadığı zaman ya kadro kula eğilebilir ya da vites geçişleri arasında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda ses yapar. Gevşediği zaman çıt 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 ses gelebilir. Bilginiz olsun. Bir de bu sorundan korunmak için arka vites attırıcının koruma demirleri bulunuyor. Şuradan takılabiliyor. Artık her modele takılabilir diyemem. Ama eski tip mandallı sistemlere de takabiliyorsunuz. Civatalı somunlu şeylere de takılabiliyor. Eğer arkadaşlar kadro kulağınız yamulduysa e, o vites atma olayından dolayı attırıcınızın e, bacakları da yamulur. Bu bacağı da düzeltmeniz lazım arkadaşlar. Eğer bu bacağı da düzeltmezseniz e, dediğim gibi yine jant milinin içine doğru girer. Ruble ile jant mili arasına girdiği zaman zaten attırıcınız çok daha fazla zarar görür. Zaten attırıcının ayağı da yamuksa arkadaşlar vites ayarı da çok zor attırıcının bacak kesimi şu iki çark arası arkadaşlar. Bakın şurası. Burası yamulabiliyor. Yenisini ve eskisini göstereyim size. Bakın ne hale gelmiş. Eskiye bakın. Bu da yenisi. Özellikle şöyle göstereyim. Şurayı görüyorsunuz. Nasıl yamulmuş. Kadro kulağı hakkında aklıma gelen her şeyi sizinle paylaştım arkadaşlar. Bugünlük bugünlükte benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.